Sayın seyirciler, açıklanma tarihi şu ana dek 3 kez ertelenen YGS sonuçları hala açıklanmış değil. Bu yüzden sınavın ikinci basamağı olan LYS'nin de ne zaman yapılacağı belirsizliğini koruyor. Bu gecikmenin sebebi şifre iddiaları ile ilgili savcılık soruşturmasının halen devam ediyor olması. Ancak ülkemizdeki yargı hızını düşününce sınav sonuçları adaylara ne zaman ulaşacak diye insan merak etmeden duramıyor. İzliyoruz efendim. Kim o? Posta. Posta mı? Kardeş merhaba. Yoksa sınav sonucu mu geldi? Evet, hadi hayırlı uğurlu olsun. Allah! Silahın! Oğlum koş, oğlum koş! Postacı geldi, koş! Heyo! Sınav sonucum geldi değil mi? Sınav sonucum geldi. Çok heyecanlıyım baba ya. Hemen açayım bunu. Ama bu zarfın üstünde senin adın yazıyor baba. Bakayım. Aa, vallahi benim adım lan bu. Ver bakayım sen şunu bana. Allah'ım! Allah'ım inanamıyorum! Nihayet oğlum, nihayet! Ne oldu baba ya? Oğlum, 20 sene sonra üniversite sınav sonucum gelmiş! Üniversite sınav sonucun mu? Evet oğlum, bundan yıllar yıllar önceydi Sinan'ım. Sene 2011, daha senin kadarken bir üniversite sınavına girmiştim ben. Ama sonuçlar bir türlü açıklanmamıştı. Önce birkaç sene beklemiştim. Baktım açıklanmıyor. Umudu kesip anamla evlenmiştim. Sonra da sen oldun filan. İşte kısmet bugüneymiş. Geldi ama bak. Yani vallahi şaştım kaldım. E peki bak bakalım. Nereyi kazanmışsın? Bir yeri kazanmış mısın? Lan oğlum bu saatten sonra kazansam ne olacak? Ben unumu eleğimi elemişim artık ya. Ama yine de bir bakayım değil mi? Allah! Türkiye birincisi olmuşum! Türkiye birincisi olmuşum! Allah! Sinan! Sinan oğlum ben ananı da seni de boşuyorum gidiyorum. Artık eğitim hayatıma devam edeceğim. Süper bir adam olacağım. Paralar kazanacağım. Allah! Baba! Yaktın bize ÖSYM. Sayın seyirciler, birçok Batı ve Uzak Doğu ülkesinde, özellikle de Japonya'da bir devlet kurumu yöneticisi görevini başarıyla yapamazsa herhangi bir baskı ya da zorlamayı beklemeden istifa eder. Aynı durum bizde yaşandığında ise duyduğumuz laf şu olur: sonuna dek görevimin başındayım. Şurası bir gerçek ki istifa kültürü bizim geleneğimizde yok. İzliyoruz efendim. Of! Halit'cim bak kaç gündür ne evden çıkıyorsun, ne gazete okuyorsun, ne de televizyon izliyorsun. Bak korkunun ecele faydası yok hayatım. Yani ne olacaksa olsun artık. Başkan, İyiyim ben böyle, iyiyim. Karışma sen başkan, bana. Başkan, istifa! Başkan, istifa! Başkan, istifa! Aa, o ses ne ya? Başkan, duyuyor musun? Yo, ben bir şey duymuyorum canım. Ayol nasıl duymuyorsun? Diyorlar ki, başkan, istifa! Sus! O kelimeyi söyleme! O kelimeyi bir daha duymak istemiyorum! Bak yemin ediyorum çok fena olur, anladın mı? O kelimeyi bir daha söyleme bana! Telefon! Açma, açma! Sakın açma! Alo? Evet? Ay! Bir saniye, bir saniye! Hemen veriyorum! Bakan arıyor, bakan! Bakan mı? Açma dedim değil mi sana? Açma dedim! Alo? Sayın bakanım merhaba! Merhaba Halit'cim. Halit'cim hemen konuya girmek istiyorum. Şimdi bu kamuoyunda sana karşı tepkiler biliyorsun gittikçe büyüyor. Sen artık bir istifa et istersen he. Nasıl? İstifa mı edeyim? İstifra değil, istifa et diyorum, istifa. He, İpsala'ya gideyim yani, onu diyorsun. İpsalası bir adam, istifa et lan, istifa et! Efendim, sesiniz gidip geliyor da duyamıyorum, duyamıyorum. Ben sizi sonra ararım, olur mu? Lan istifa! Ha, istifa! Kolaydı öyle istifa etmek sanki. Ay bak Halit yeter ama yani gel direnme artık. Bak korkuyorum senin için. Ya bana ne ya, bana ne ya? Ben istifa etmem, anladın mı kadın? İstifa etmem, bana ne, etmeyeceğim işte ya. Ay ne halin varsa gör ya, çocuktan beter oldun. Yürü git lan. Sayın seyirciler, Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü boşananlara vergi indirimi uygulaması başlatılmasını önerdi. Tabii boşanan kişinin en az bir çocuğu olması koşuluyla. Bu öneri hayata geçerse ailelerde neler yaşanabilir, gelin hep beraber izleyelim efendim.
Bu ne be böyle? Ne biçim mantı bu hanım? Ne tuzu var ne bir şey ya. Nasıl yapmışsın sen bunu? Tuzu yoksa at Şevkicim. Zaten deminki çorba da buz gibiydi. Ne biçim kadınsın sen ya? Yemin ediyorum nefret ediyorum. Tiksiniyorum senden ya. Seninle evlendiğim güle lanet olsun iyi mi? Ay hadi Şevkicim hadi yemeğini ye tatlım hadi. O üstündeki kıyafet ne öyle o üstündeki? He? Utanmıyor musun kadın sen bu yaşta bunları giyinmeye? Aa her zamanki ev kıyafetim işte. Hadi canım hadi. Peki bu çocuk niye bana hiç benzemiyor? Ulan sen bunu başkasından peydahladın değil mi? Bak doğruyu söyle bana. Ne? Aa! Bak sinirleniyorum ama yeter ama. Bak beni biraz daha sinirlendirirsen seni. Beni? Ne yaparsın Neriman? He ne yaparsın? Hadi söyle Nerimancığım ne yaparsın? Yok bir şey yok. Ya sen ne kadar geniş bir kadınsın böyle Neriman ya. Hiç mi gurur yok sende ha? Hiç mi gurur yok? Ay ben senin niyetini biliyorum Şevkicim. Sen beni böyle delirtip kendinden boşaltmaya çalışıyorsun ama boşanırım senden. Ya yapma Neriman lütfen ya. Benim bu vergi indirimine çok ihtiyacım var. Boşanmamız gerekiyor. Ne olur boşa beni ya. Lütfen boşa beni Neriman. Olmaz. Hadi bitir yemeğini hadi. Ulan yazıklar olsun sana be. Seven kadın kocasını boşamaz mı hiç be? Yazıklar olsun ya. Mantı da güzeldi yani bu arada da. Neyse. Sayın seyirciler, altın fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle çeyrek altın satışları dibe vurdu. Çeyrek altının yarısının üretilmesi halinde satışların tekrar canlanacağını belirten İstanbul Mücevherler Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkanı Mehmet Ali Yıldırım Türk bu konuyla ilgili olarak Bakan Babacan'dan randevu isteyecek. İzliyoruz efendim. Ay şekerim, kısırın harika olmuş vallahi. Ellerine sağlık olsun. Ay afiyet olsun Perihan'cığım. Ayıptır söylemesi. Kop da gel kuyumculuğun katkılarıyla yaptığım için böyle güzel oldu. Kop da gel kuyumculuk. Kop da gel kuyumculuk. Üsküdar çarşısında camiyi geçince hemen sağda. Kop da gel kuyumculuk. Altında tek adres. senin çocuk çocuk ne yapıyor? Anlat bakayım. Vallahi biz büyük kızı nişanladık şekerim. Aa hayırlı olsun. Sağ ol canım benim sağ ol. Bütün takısını da Şen Şakrak'tan aldık. Kuyumcu Şen Şakrak. Alt yolda gelirken solda, giderken sağda. 1978'den beri sizin için çalışıyoruz. Kuyumcu Şen Şakrak. Şubemiz yoktur. İşte öyle hayatım. Anne bu ne biçim bir altın günü böyle ya? Bu kadınlar niye böyle konuşuyor? Şekerim senin altın fiyatlarından haberin yok galiba. Reklam almadan altın günü yapmanın imkanı mı kaldı artık? Bizim kuyumcu da kumbur kuyumculuk. Hadi öv öv biraz sen de öv de bizim reklamımız da olsun. Hadi şekerim. Kumbur kuyumculuk. Kumbur kuyumculuk. Kumbur kuyumculuk. Kumbur. Sayın seyirciler Baba Haber Bülteni burada sona eriyor. Yarın görüşmek üzere. İyi akşamlar.